Hem de aşağı şehirden eski resimlerde yok mu ya? Aşağı şehirin resimler kalmadı. Hayır, senin mesajın önemli yani, adın var. Peki size aşağı şehirde lavabonuzda kimler derler? Dede Hasan derler. Derler Hasan. Evet. Peki size de soruyorum. Kaç yıldır bu meslektesin? Bu yana nasıl geldiniz? Meslek değiştirdin mi? Şöyle kısa da bir geçmişini anlatabilir misin? Ben 56 senedir bu meslekte çalışıyorum. Başka bir işe genç ayrılıyorum. Yani başka bir mesleğe atılmadı. Yok. Evet, peki. Evet. Kaç çocuğunuz var? Benim 7 tane çocuk var. Evet. Kaçı oğlan, kaçı kız? İkisi kız, 5'i oğlan. Evet. Peki oğlanlar berberlik mi yapıyor, başka meslek seçtiler mi? Berberleri vardı. Bu berber. Evet. İki tanesi de berberdi Almanya'da. Evet. Birisi de berberliğe bilmez, birisi de burada tatlı yapıyor. Başka bir şey. Şimdi sana da sorayım. Bu aşağı şehirde niye göçtük ya? Eskiden alemimiz vardı, ahkemimiz vardı. Şimdi geliyorum, neden göçtük, bu dağıldık biz? Aşağı şehir lav olmuştu, aşağı şehir. Evet. Hayır, buradan göçme, yani Besli'den dışarıya göçtüler. Hadi aşağı şehir dardı, buraya çıktık. Burada, ya buradan niye göçtüler? Geçinemedin adam. İsim memleket. Onun için zenginleri kaçtı gitti sağa sola. Köyü geldiye geçti. Başka kimse işiyle aciz olup kaçmadı yani. İşsizlik dolayısıyla. Zengin de zengin oldu kaçtı gitti. Hacir de zaten işini yapamadı çıkardı. Kadınlar gitti. Evet, dağıldı gitti. Hekimetler de seni metodlar dediler. Onun için aşağı aşağı dağıldı. Peki, sana soruyorum, sen o zaman sana sorsalardı, Besli'yi buraya mı koyardın, nereye koyardın? Bu Besli'yi aşağı şehirden alıp nereye koyardın, gönlünde? Benim gönlüme kalsa ya deli bir kayaydı, ya kayardıydı, ya da dullar yatsıydı, benim şehrin dullar yatsıydı. Üçünün bir yerine kurulacağız yani. Evet, güzel. Çok güzel. Şimdi bir de şu var. Biliyorsun aşağıda camilerimiz, hamamlarımız, davullarımız vardı. Rahmetli bayram kalalar gündür gündür sene oynaya birbirimizin düğünü yapardık. Şimdi bakıyorum herkes bir dağda, sanki kediler ciğer beklerdim böyle köşede, kıyıda. Kimse böyle bir şeyler batan oluyor. Ben de bunu yaşatmak için Beslileri bir araya toplayıp film yapmak istiyorum. Ve bir de Beslileri tanıtan, kendi kültürümüzü, kendi ustazımızı çalacak, kendi oyunumuzu yapacak bir folklor kurmak istiyoruz. Siz de burada maddi manevi katkıda bulunur musun hemşehri olarak? Evet. Şey olursa bulunuruz, bulunuruz. Evet, bir bulunuruz. Şey olursa tabii, olur tabii. Herkesin bir yapar. Tabii çok iyi. Memleketimizi canlandırmak için elinizden gelen yardımın çabayı sarf ederim. Şimdi neden? Şimdi diyeceksin ki bunun için ben İzmir'de duruyorum. Ama bu özlemi kendim de bu çocukluktan beri türkü yazarı olduğum için şimdi bakıyorum ki o gün şeye çatta bir düğün oluyordu. Gittim. Üç tane de orkestra diye dandırı dundura hani türkü havalar. Şimdi bizim zengin kültürümüz var. Bak Mehmet Seske birkaç şeyini söyledi. Herkes Türkiye'de duyuldu. Biz daha iyisini yapacağız diyor. Peki senin şimdi gençlere aşağı şehirden ben ahlak, terbiye bakımından fark nedir şimdi? Eskiden neydi şimdi mi? Bir de bundan bir mesaj verir misin? Valla şimdi şartlar değişti. Şimdi eski terbiye, eski insanlık, eski saygı kalmadı şimdi. Hı. Şimdi babayla sende, evlat babayla sende. Şimdi tuhaf tuhaf halar oldu. Sen bilmiyor musun? Evet, biliyorum da. Hayır, bu zenginlik mi böyle yaptı yoksa böyle tedirginlik mi var yani? Neden? Valla. Hani zenginlik mi bizi şımarttı? Ben Türkiye'yi geldim, aynı Kavuncuoğlu, Kavuncuoğlu'yum. Karayolan'da çalıştım. Eskiden aşağı şehirde neysem, şimdi de aynı. İstanbul'da oturdum, Ankara'da oturdum. Ama aslım 5 lira
arka kurallarını her zaman korudum. Yani gezmekle değil. Siz bu tedirginlik neden oluyor? Bu saygısızlık nereden geliyor? Başka bir kara gelir ya. Eskiden aniden hep bir şey ya. Artık öpük bir şey yani. Aynen. Kamiyetim öyle bir şey. Evet. Şey olmadı. 68 yaşında. Bitiyorum dedim. Hep bir kaydım var ya. Evet. Şimdi sen olsan gençlere tavsiye nedir? Ne yapmaları lazım? Şimdi vallahi, kendi oğluna ne tavsiye edersin? Valla ben oğluma elimden gelirse tercih et haliyle tavsiye yaparım. Başka bir türlü bir şey yapamam ya. Evet. Peki, sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı işler dilerim. Sağ ol. Şükür sağ ol. Güzel. Ha. Bu mesleğe kaç yılında başladınız? 60 senesinden beri çalışıyorum. 1960'tan beri çalışıyorsunuz. Peki bu mesleğindeki bu potansiyel sizi tatmin ediyor mu? Etmiyor ama çıkarım diyorlar. Bizden gelen bir şey yok. Şimdi berber kapasitesi fazla. Diyorsun müşteri evet, artık evet. Pahalı karşısında evet. Giretle tıraş oluyor. Evet. He. Yani evet. Eskisi gibi işler berbere bizde herkesin berberi vardı. Evet. Sünneti olurdu. Yara, merham, cerrahi hep berber yapardı. Evet. Mesela evet. Babam bilmiyor ama ben dedeni iyi biliyorum. Evet. 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 Dedemin elini, evet. Bizim dedemin berberiydi. Tamam mı? Kavuncu yolu Hacı Ahmet'in torunuyum ben. Evet, şimdi evet. Daha iyi tabii. Evet. Şimdi berberler deyince ben senin bütün cerrahi bunlardaydı. Evet. Sünneti, dinneti. Evet. Şimdi bu işler biraz dağıldı. Üzerinde duran da olmadı. Gidip eğitim görüp teknolojiyle yeniden bu işi aynı aileden bir sünnetçi bir şey olarak yetişmediler. Evet. Diyorum ben herhalde. Peki size de soruyorum. Bu genç olarak bu besinden neden çıktılar? Senin görüşün ne? Besinde işsizlik. Yani başta gelen iş sahası olmadı onlar. Evet. Ondan adamlar çektiler gittiler. Kalanlar bakir tabakası bir evre ayrılamadığı için. Besin dağıldı gitti böyle. Peki kimisi diyor ki ya aşağı aşağıda bilmem Kara Mehmet'in evinin orada altın bulmuşlar. Kimisi Tim'den bilmem kuş kanayla para bulmuşlar. Dışarı gitmişler diyorlar. Böyle şayalar yayılıyor. Yok caminin şeyi altınmış. Bilmem. Siz böyle bir şeylere inanıyor musunuz? Siz de böyle bir şey duydunuz. Yok. Caminin bir arasında besindeki altın dediler. Çıkarttılar. Dediler. Kaptılar dediler. Kimisi o aldı. Kimisi o aldı diye. Yani kimler de şey oldu. Şimdi aslında yani bu yayılmış bir şey. Ama bir kilo altın o zaman 14 bin liraydı. 14 bin lirayla da bu fabrika vurulmaz. O zaman parası da 14 bin lira da büyük bir paraydı. Evet. Peki size de sorayım. Bir genç olarak biz de böyle bir folklor kurarsak. Evet. Nispetmendi. Yani sadece parayla değil. Zaten bir para şeyi yok. Bir de böyle besli halkında okuyan, yazan, söyleyen, oyun bilen böyle eski oyunlardan böyle kişileri tavsiye etmeniz de bizim için çok önemli mesela. Elimizden geleni yaparak kürsümünde tavsiyede de bulunurum. Evet. Maddi yardımda da bulunurum. Yani memleketimizi bir dile getirmek için evet. Her şeyi feda edeceğim. Evet. Yani Besli halkı, Besli'miz için hiçbir fedakarlıktan çekinmez. Çekinmez. Asla çekinmez. Evet. Biz öz beslenme olduğumuz için evet. Şey demek yani.